Sen buradan gir hemen. Gelelim harcamalar kısmına. Fazla yemişiz. Fazla karbonhidrat. Dilerasyon kanalını hem de bizim kanalımızı takip eden, siz onu ay yıldızı sinirebiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Bizde her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Güzel haberler geliyor birbirinin ardından. Çok şükür her şey yolunda bizde. Evet, en son videolarda aslında nerede kalmıştık? Hastaneden çıkmıştık ve orada videoyu kesmiştik. Bu video hastaneden çıktıktan sonra ne oldu? Biraz onunla ilgili olacak. Ne harcama yaptık, ne kadar para harcadık onunla ilgili olacak. Biraz hastane masraflarımız ve hastaneden sonraki süreçimizi anlatacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bir önceki videoyu bitireli aslında bizim için bir 2 dakika, 3 dakika gibi bir süreç oldu ama yeni videoya hızlı karar verip başladık. Arkadaşımızda süt pompası vardı. Malof İstanbul'un oradaydı. Hızlı bir karar verip hani Malof İstanbul'a gideceğimize Sakarya'ya gidelim. Ya çünkü karşıya geçmek yerine. Karşıya geçip tekrar buraya dönmek yerine direkt Sakarya'ya geçelim diye düşündük. Evde çünkü bizim kendi süt pompamız da var. Hem Mia'yı görürüz hem bir üstümüzü değiştiririz. Eve şu an geçeceğiz. Yarın sabah erkenden de tekrar hastane için. Hazırlanıp tekrar sabah 10'da burada olacak gibi buraya geleceğiz ve Filiz'in alasına geçeceğiz. Öyle bir fikir değişikliği oldu. Mia'yı gerçekten çok özledim. Çok hassas zamanlar zaten. Hani şurada bir gün bile olsa hani hastaneden uzaklaşmak da biraz bizi tedirgin ediyor ama evet. Yani şimdi gördük. Her şey yolundaydı. Doktor da güzel şeyler söyledi. Yani yine gerekirse hemen hızlıca hastaneye gelecek gibi araç olması zaten büyük avantaj. Yani şimdi bir Sakarya'ya gidip işlerimizi organize edip tekrar geri döneceğiz. Evet, hastaneden çıktık. Ani bir kararla arkadaşımın yanına süt pompasını almaya değil de Sakarya'ya gitmeye karar verdik. Çünkü zaten bir süt pompamız vardı ve aynı zamanda da Mia'yı görmek istiyorduk. Onu da görmüş olduk ve Sakarya'dayız. Aşkım! Mia'm, ben bir üst kata çıkıp geleyim, tamam mı? Sen korkma. Babam. Bir üst kata çıkıp tişörtümü değiştireceğim, tamam mı? Gel sen de istiyorsan. Evet. Babam. Ya benle geleceksin ha, dikkatli çık. Gel gel, gitmiyorum, tamam. Gel. Gel babam. Babam, gitmiyorum bir yere. Aşkım, buradayım. Babam. Annem. Çok güzel vakit geçti. Anneyi de sarıl. Annem. Sakarya'ya gittik. Ertesi gün saat 10'da yine hastanede olacakmış gibi Sakarya'dan İstanbul'a geldik. Ve sütümüzü hastaneye teslim ettik. Ama bebişimizi bize göstermediler. Pazar günüydü, değil mi? Pazar günü kesinlikle görüş yokmuş. Pazartesi günü tekrar hastaneye gittik. Sütümüzü teslim ettik ve Filiz biraz bebeği görebildi. Hoş geldiniz. Doktor bey burada mı? Odasında. Çağırırız şimdi. Aralım. Evet, yani o görüşler tabii 2-3 dakika gibi oluyor. Biz pazartesi günü, yani cumartesi ve pazartesi günleri babalar görebiliyor zannediyorduk. Deniz de çok umutluydu o gün görebileceğine, fakat kısmet olmadı. Deniz göremedi. Yine sadece ben girdim bebeğin yanına. O görüşlerde dediğim gibi 2-3 dakikalık kesinlikle temas olmayan. Bebek zaten evet küvezin içinde. Yani herhangi bir şekilde tabii çekim yapmak vesaire, bunlar da yasak. Olursa kaçak göçek yapılması gerekiyor. Yani izin vermiyorlar o şekilde. Anneciğim. Anneciğim, aşkım bir tane fotoğrafını çekeyim mi?
Aşkım baba. Babaya gösterelim mi? Babaya gösterelim mi? Aşkım. Tamam. Hastaneden çıktık ve yine Sakarya'ya dönmek istedik. Çünkü kızımızla bir canlı görüşme yaptık. O canlı görüşme biraz çok duygusal geçti. Evet. Biliyorsunuz bizim ev iki katlı. Ev turu videosunda hani görmüşsünüzdür. Mia merdivenlere kadar gelip yukarıya böyle babam, annem, hani babam, annem deyip ağlıyormuş. Sanki biz yukarıdayız da almaya inmiyormuşuz gibi bir şey yaşıyor herhalde. Yani öyle bir algılıyor. Yaşıyor. Evet. Buna kıyamadığımız için biz tekrar Sakarya'ya gittik. Biliyor musun aşkım? Babam. Biz seni çok özlemişiz. Benim annem. Babam. Gideceğim bir. Oh, gitmeyeceğim, tamam. Evet. Seni de alıyoruz bu sefer giderken. Evet. Sakarya'dan Mia'yı da alıp bu sefer İstanbul'a döndük. Evet, Mia ile beraber döndük. Evet arkadaşlar, Mia'mızı da aldık. İstanbul'a doğru Murat Denizimizin yanına gidiyoruz. Evet. Bugün ilk kez kucağıma alacağım. Deniz maalesef belki göremeyecek bile ama ben en azından dokunmuş olacak. Evet, anneyle çocuğu ilk defa birbirine dokunacak. İlk temas, evet. İnşallah yakın zamanda da taburcu haberlerimizi de böyle keyifle veririz. Aşkım benim Mia'm. Büyümüş de kemer takıyor. Tipe bak. Güzeller güzelim benim, aferin, hep kemer tak böyle, tamam mı? Bugün Mia'da tabii, yani direkt Sakarya'dan yola çıktıktan sonra hani hastaneye geldik, ilk durağımız hastaneydi. Sütü bıraktık ve zaten çok heyecanlıydım çünkü bu defa bebeği ilk kez görecekti. Evet, ilk kez kucağıma alabileceğim, ilk temas yaşayacağım. O yüzden bir de yani şöyle güzel bir durum var. Yani normalde gördüğüm süreler 2-3 dakika falan olunca ben bugün de maksimum bana tanınacak sürenin 40 dakika gibi, 40-45 dakika gibi olacağını düşündüm. 2 saat kaldı içeride. Evet, neredeyse 2 saat kaldım. Çok güzeldi yani. Bu arada bizi yolda 2 defa hastaneden aradılar. Dediler ki geliyor musunuz? İkincisinde de ya nerede kaldınız, bebek çok acıktı. Bir gibi İstanbul'da olabildik çünkü anca hazırlanıp çıkabildik. Sen buradan gir hemen. Bebişimiz aç kalmasın. Sakarya'dan geldiğimiz için bir saat falan geç kaldık yolda. İki defa aradı hastane bizi. İşte bebiş çok acıktı, neredesiniz diye. O yüzden şimdi Filiz hızlıca girdi. Ben de Mia'yı hazırlayıp arabayı park edip yanlarına gideceğim. Bu arada bebeğin yanına girmeden önce Deniz gelememişti. Yani henüz işte Mia'yı hazırlayıp yukarıya hastaneye yani kata çıkamamıştı. Doktordan bilgi de almış oldum. Verdiği bilgi de şu şekildeydi. Bebekle ilgili her şey yolunda. Fakat yapılan bazı testler var. Bu testlerle alakalı sonuç bekliyoruz. Ama siz artık yarın, öbür gün gerekirse hastaneye gelirken sanki taburcu olacakmış gibi bebeğinizin kıyafetleriyle işte hazır bir şekilde gelin dediler. O da günün müjdeli haberi aslında, bir diğer müjdeli haberi. Evet, ben aslında Mia'yla Filiz'i de beklerken bizim Mahmut abiyle Arzu ablamız geldi. Bana YouTube sürpriz oldu. Ziyaretçilerimiz çıktığı zaman Filiz'e de sürpriz oldu. Sağ ol. Senle de gelmiş olduk böylelikle Mia. Belki kardeşi sen de görürsün ha. Sorarız bir. Bakalım gösterirler mi ablasına. Yeah.
Evet, tabii Mia çok uzun süre durmuyor arkadaşlar. Utanıyor bir de. Odalara giremezsin mi ya? Nasıldı? Çok tuttu. Bayağı aldın herhalde, kucağına bırakmadın. Bırakmak istemedim. Geçmiş olsun. Gözünü faydın olsun. Nasıldı? Çok sağ ol ya. Arzu abla çok iyiydi valla. Çok şükür bebek de iyi. Keyfi yerinde. Kakasını yaptı babacığım. Yaptın kakasını. Emdi mi peki düzgün? Emdi. Valla emdi. Bayağı da iştahlı. İyi maşallah. Nasıl? Şükür abi. Çok sağ ol. Çok şükür. İnşallah bakalım yarın doktorumuz ne diyecek. Yarın çıkartalım. Yani ben dışarıda beklendiğimi bilmiyordum tabii. Çıkınca bana gerçekten sürpriz oldu. Yani ben içeride zamanı nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Filiz'in dediği gibi her an artık taburcu olacakmış gibi hazırlanarak gelin dediler. Bizim tahminimiz inşallah bir aksilik olmazsa ya perşembe akşamı ya cuma akşamı artık bizi taburcu edecekler diye düşünüyoruz. Evet, şimdi gelelim harcamalar kısmına. Ne harcadık? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Biz bu bir haftalık süreçte 3 defa Sakarya'ya gittik geldik. Ve bizim aracımız ortalama 500 lira gibi bir yakıt yakıyordu git gele. İstanbul içinde de bir 500 liralık benzin harcadık. Yani toplamda 2000 lirası sadece benzin oldu. Doğum ücreti 6500 liraydı. Onun dışında bir de ona ek olarak tüplerimi bağlattırdım. 1000 lira da oturttu arkadaşlar. 1000 lira da ekstra ona eklenmiş oldu. Yani 7500 lira doğum ücreti. Yani ameliyat kısmında ödedik. Ayrıca hastanede bir takım şeyler alınması istendi. İşte bebeğe ateş ölçer alın. Aslında hepsi bizde var ama böyle bir değişik bir şey olup hastanede kalmak zorunda olduğumuz için her şey yanımızda değildi. Ateş ölçer alın, şampuan alın, krem alın, işte şu boy bez alın, ne bileyim şunu alın, bunu alın gibi elimize bir reçete verdiler. Onları aldık. Aşağı yukarı bunlar da 500 lira tuttu. Bunun dışında işte yemek, içmek, bazı böyle küçük şu kaçamaklar. An evet aklı gelmeyen minik harcamalar vesaire onlar da totalde 2000 lira tuttu. Yani ilk güzel haber aldığımızda bir döner biliyorsunuz benim döner şeyim var. Güzel o Bayramoğlu'nda döner yemeye gittik. O güzel haberle birlikte iştahımız da açılmıştı. Döner yedik. Her şey o kadar pahalılaşmış ki. Evet şaşırdık bir. Yani çok şaşırdık yani. Ne yeseniz çok pahalı. Yani. Yani McDonald's'a gitseniz de pahalı, döner yeseniz de pahalı, kumpir yeseniz de pahalı. Dışarıda yemek yiyorsanız her şey çok pahalı. Aynen. Bir haftada iki kişi 2000 lira gibi bir para ciddi bir rakam. Allah evet. Hepimizin yardımcısı olsun diyerek amin. Devam edelim. Şimdi bir takım harcamalar daha olacaktır elbette ki ama yani bu da bundan sonra gerçekleşecek. Tam ne olacak açıkçası bilmiyoruz. Yani çünkü yoğun bakım ünitesinde evet. Kaldık. Hani buraya ne kadar bir ödeme yapacak. İşte daha farklı bir şey çıkartacaklar mı şu test bu test. İşin bir de daha trajikomik tarafı aslında yani bizim devlet hastanesi tercih etmeme nedenimiz işte Deniz yanında olabilsin, bebeğin yanında olabilsin, rahatça görebilsin kısmındayken ya burada da aynı şeyi yaşadık aslında. Şu toplam bir haftalık doğduğu andan itibaren Deniz'in gördüğü herhalde 3 dakika falan dakika mı? Falan, yani 5 dakika değildir yani kesin. Yani şöyle bir söz var ya siz bir plan yapın hayat da bunu bozsun diye. Onun gibi yaptığımız hiçbir plan olmadı. O da neyse şükür şu an gene iyi bir yerdeyiz de hepsine şükredebiliyoruz. Hiçbir planımız istediğimiz gibi olmadı ama. Maalesef. Bu arada şeyi de atladık. Hakan hocamıza gerçekten çok teşekkür evet. Ederiz buradan. Hakan Gürbüz hocamıza. En son süt verirken Filiz de bir muayeneye girdi. Sadece bebek değil, Filiz'in de kontrolleri var. Hakan hocamızın yanına geldik. Yaptım. Güzel. O karnındaki bant izlerini de artık duşta, banyoda en şeyince silip çıkarabilirsin. Onunla çıkmazsa alkol, aseton gibi fiziki temizleyiciler hepsini kullanabilirsin. Bak şunlar böyle yumuşayınca bu yeni dönen bantlar biraz fazla yapışıyor. Gördün mü şöyle?
Burası boş artık, karnımızın içili zamanlar kocaman bir bebek vardı. Evet. Şimdi o bebek aşağı katta. Yok, üç katta. Üç katta. Değil mi? Evet, doğru. Bitti. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şöyle alalım. Ne oldu? Neden oldu? Evet. Cevap. Eğer doğru cevap bulursak, her şey eğer farklı yerlere ulaşırsak, o zaman bize çözüm ve geleceğe çözüm fayda getirmiyor. Fazla yemişiz, evet. Fazla karbonhidrat almışız, fazla gıda tüketmişiz. Yani şekerimizi fazla yükseltmişiz. 38. haftada bir bebek 4 kilo niye olur? İşte bu limitin üzerinde bir bebek. Bizim beklentilerimizde şeker yüksek olan annelerin, bebeklerinin de şekerleri önce yüksek oluyor. Sonra doğumdan sonra bu şeker düşüyor. Şekerin yüksek olması bebek vücudunda bu gibi sorunların nedeni. Solunumu zorlaştırıyor çünkü akciğer olgunlaşması gecikiyor. Akciğer havalanmasını sağlayan sürfaktan denilen maddenin oluşumu. Bebekte oksijenlenmeyi bozuyor çünkü şeker kanda hemoglobine bağlanarak taşınıyor. Hemoglobin A1C denilen bir şeker takip kriteri var mesela işte. Şeker oraya bağlanınca oksijen taşınamıyor. Bu erişkin ve hani ileri yaştaki insanlarda olunca el kol damarlarda gangrenler oluyor. Şekerden oldu. Bebekte de bebeğin vücudu çok hassas. Her dokusunun her molekül oksijene ihtiyacı var. Bebeğe oksijen gidemiyor. İşte biz bunun için bebeği bir an önce bu şekerli ortamda alıyoruz. 38 hafta bunun için. Hatta gerekse 36'da bile karar veriyoruz buna. 37. 38 zaten artık bundan sonra daha fazla beklemeyin noktası oluyor. Hocam diyetimize dikkat etseydik şu an evdeydik. Bu size değil bu. Bizi bu başkasına. Evet. Anladın değil mi? Bizi izleyenlere. Yani burada, bir arada çok dikkat etmiştik tamam. Yine sizinle beraber. Tamam. Hiç işte. Sıkıntı yaşamamıştık. Şimdi bu bizim aylardır verdiğiniz şeker mücadeleleri sizin dışınızda. İşte şeker testi, şeker kısıtlaması. Benim mesaimi %95 artı şeker anlatarak geçiyor. En azından. Siz bunun şu andaki canlı şahidi yaşayarak gördük. O zaman hani şey uçmaz mürit uçurur. Müritler evet. Uçurur. Şeker müridi olarak sizden bunu rica edeyim. Yani bunu anlatın lütfen ve paylaşın lütfen. Evet. Şekerden uzak, şekersiz hayat. Yarınlar daha güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Görüşmek evet. Üzere. Bunları biz izlemek isteriz. Evet. Love salığımızın sonunda geliyoruz hocam tekrar. Size gözüküyoruz. 6 haftayı tamamlayalım. Güzel tombul tombul gelelim tamam mı? İnşallah hocam. Bakalım. Görüşmek yani üzere. Bay bay. Dilerasyon diye bir kanal var. Zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum çünkü bilinen bir kanaldı. Orada Dilara abla yaklaşık 15 gün önce hastalığına yenik düştü ve vefat etti. Allah öncelikle olsun. Allah rahmet eylesin. Bizim zaten takip ettiğimiz ve sevdiğimiz bir kanaldı değil mi? Göç etmeye başlamadan önce yani bir göç kararı alırsınız ve ne yaparsınız? İlk YouTube'dan bununla ilgili hangi aileler var, kimler göç etmiş vesaire izlemeye başlarsınız. Bizim severek takip ettiğimiz ve sevdiğimiz biriydi. Çok güçlü bir savaşçıydı bir defa. Gerçekten çok güçlü şekilde mücadelesini sürdürdü. Allah rahmet eylesin diyerek başlayalım. Allah geride kalanlara, Kaan'a sabır versin, güç evet. Versin. Amin. Bir akşamüstü şöyle bir durum gelişti konuyla alakalı. Bizim ortak abonelerimiz, yani hem Dilerasyon kanalını hem de bizim kanalımızı takip eden, siz onu Ay Yıldız ismiyle biliyorsunuz, Zeynep Hanım. Sosyal medyadan, Instagram'dan ulaştı, DM'den yazmıştı ve dedi ki ben size sormadan bir şey yaptım. İşte Kaan'ı belki biliyorsunuzdur, işte bu kanalın sahibinin oğlu vesaire. Sizden bahsettim, ne kadar işte iyi bir aile olduğunuzdan bahsettim. Çok güzel şeyler yazmıştı bu arada. Kaan da çok iyi biri. Gerçekten çok beyefendi bir çocuk fakat çok genç. İsterdim ki Dilara Hanım'ın evine siz geçin, siz yerleşin. Hem oradaki ocak tütsün, etrafındaki işte çiçekleri, o çok sevdiği evi yaşasın. Bunu çok isterdim ve bu konuyla alakalı da Kaan'la iletişime geçtim. Sizinle kendisi iletişime geçmeyi düşünüyor, bu konuyla alakalı konuşmayı düşünüyor dedi. Ve aynı akşamda Kaan bizimle iletişime geçti gerçekten. Aynen, Kaan iletişime geçti, bir konuşmak istediğini söyledi. Ben de Kaan'a telefon numaramı verdim. Biraz içinde bulunduğumuz durumu anlattım ve yarın öğleden sonra konuşabiliriz müsait olursan dedim. Ve öğleden sonra aslında çok sıcak değil mi bir konuşma evet. Geçti aramızda. Gerçekten çok böyle iyi huylu, sıcakkanlı, yaşına göre gerçekten olgun. Yaşına göre de çok olgun bir kardeşimiz. Konuştuk, güzel bir sinerji oldu. Hani bir şey olur olmaz bilemiyoruz. Çünkü yani hiçbirimiz böyle bir şey düşünmüyorduk. Onda da böyle bir düşünce yoktu. Bizde de böyle bir düşünce yoktu. Ve bir ara yanına gidip en azından tanışalım
dedik. Hem tanışalım, hem Dilara ablamızın evini bir de yakından görelim. Hani YouTube'dan değil. Çünkü bizim şu an aslında oturduğumuz ev de büyük bir ev. Biz 4+1'de oturuyoruz. İki katlı bir ev. İki katlı büyük bir evde oturuyoruz. Hani Dilara ablanın evi hani 1+1 daha ufak bir evdi. Hani olur olmaz bilemiyoruz ama hani Kaan'la tanışıp onunla da bir yüz yüze konuşmayı çok istiyoruz. O yüzden çok kısa zamanda şu hastane işlerimizi bitirir bitirmez bir ziyaretine gideceğiz. İnşallah. İlerleyen videolarda bu konuyla ilgili de zaten açıklamalarda bulunuruz. Yani hem Kaan hem biz bir şekilde zaten size bilgi vermiş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dualarınız ve tüm iyi dilekleriniz için, bu süreçte yanımızda olmaya çalıştığınız için, aile gibi hissettirdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizim için bu zorlu süreç çok daha katlanılır bir hale geldi sayenizde. Güç verdi. Eksik aslında olmayın. Mesajlarınız evet, bize. Sağ olun, var olun. Bu haftalık bizden, yani bugünlük daha doğrusu bizden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.